Kemal'le ilgili planlarınızdan bana söz etmediniz efendim. Bu çocuk işime yarayabilir. Güvenini kazandıktan sonra sadakatle bana bağlanabilir. Benden memnun değil misiniz? Senin yerin başka. Ama bu çocuk, onun nefreti bizim işimize yarayacak. Melek'le Ferhat'a olan nefreti ve benim nefretim. Yıllardır tek bir şey için savaşıyorum, tek bir şey. İki çocuk bana engel olamaz. Sonuna kadar haklısınız efendim. Eğer bana engel olmaya çalışırlarsa o kızı gözümü kırpmadan öldürürüm. Ama efendim. Kimse bana engel olamaz, kimse. Engel olacak varsa çıksın karşıma, çıksın. Ne dediniz efendim? Şu kadın da kim? Hangi kadın? Nerede? Kör müsün be adam? Görmüyor musun? Efendim? İşte şu... Buradaydı. Şimdi buradaydı. Nerede? Nereye gitti? Ondan sonra Cema, Kadife beni çıkışa kadar götürdü. Koşa koşa eve geldim. Ha, unutmadan. Bak, bunu da bana o verdi. Ferhat, uyuyor mu? Ferhat diyor. Ne var ya, ne oluyor? Kimsin sen? Benim ben. Hemen için geçti bakıyorum. Ne hoş yapmışsın sen? Ne hoş yapı ya? Kızım neredeyse 24 saattir hayattayız. Ama maşallah senin çenen sürekli çalışıyor. Hoş yapsın işte, hoş yap. Melek. Hoş yap, hoş yap, hoş yap. Şimdi hoş görürsün yap. Sen hoş yapı. Erkeksen kaçma. Gel buraya. Neden kaçmıyormuşum ben erkek değilim ki? Hoş ol. Dur dedim. Zaten yorgunum, dur. Seninle mi uğraşacağım ya? Pes etin hemen uykucu. Hatırlıyor musun Ferhat? Neyi hatırlıyorum? Tarsus'u. Bizim birbirimizi bulmamız tesadüf değil Ferhat. Ya ne peki? Kader. Buna kader deniyor. Tam 7 diyar gezmiş Şahmeran'la Camsa. Tam 7 yıl geçirmiş Şahmeran'la. Mutluymuş onunla mutlu olmasını. Ancak köyünü özlemiş. Memleketi burnunda tüter olmuş. Bilirim demiş Şahmeran. İnsanın yurdu gibi, kendi toprağı gibisi yoktur demiş. Ancak anla beni diyerek yalvarmış. İnsanoğlu ihanet eder dediydim sana. Bazen bilerek, bazen de bilmeden ihanet eder. Bu yüzdendir ki gönderemem seni ya Camsap. Eğer gidersen yerimi insanoğlu öğrenir. Burada mutlu olmayı öğren demiş. Burada mutlu olmayı öğren. Gene mi ağlıyorsun sen? Hoş geldin Menekşe. Çalışıyorum işte. O yüzden mi deli gibi kendi kendine konuşuyorsun? Şu halına bak. Utanmıyorsun değil mi Mustafa sabah akşam zırıl zırıl ağlamaya?
Abarma Menekşe. Sen nasıl oldun? Lafı dolandırma. Kaç hafta oldu ayaklanalı. Tabii o deli kızın için ağlamaktan burnunun ucunu göremez oldun. Yediği bu kadar halktan sonra mı? Hepimizi gebertiyordu kahırdan. Başımıza bir araba bela açtı. Hala da ortada yok. Melek benim kızım. Yetti artık be. Senin de kızının da. Menekşe. Ne o? Dikleniyor mu bana? Zaten acım bana yetiyor. Bir de biz kırmayalım birbirimizi. Dokunma be. O manyak kızının sayesinde beter olduk. Şuraya bak. Bekir koca dükkanı aldı elinden, bu ine tıktı seni. Beceriksiz. Karnımızı bile zor doyuruyoruz artıkın. Sus artık. Susmuyorum. Bıktım sürünmekten. Bıktım senin gibi beceriksiz adamın elinden. Deli anandan, manyak kızından. Sus! Yapma. Bir kadına asla el kalkmaz oğul. Karşındaki dişi yılan bile olsa. Burası da aspat değil Halis'im, aman bir tez yağlısı. Aman kurşun yarası. Hayrola dayı? Ne yapıyorsun böyle? Hiç canım, boynum tutulmuş da. Bana oynuyormuşsun gibi geldi. Kes. Zulluk istemez. Ne geldin sabah sabah? Kovsaydın bari dayı. Yok be oğlum. Senle Avni pek erken kalkmazsınız da. O yüzden yani. Bugün bir yer bakacağım dayı, salon için. Ne salonu? Of be dayı. Her bu konuyu konuşmamızda yeni duymuş gibi yapıyorsun. Güreş salonu için yer diyorum. Ha. Bırakın beni, komiserle görüşmek istiyorum. Hanımefendi lütfen sakin olun. Nasıl sakin olabilirim? Böyle bir durumda nasıl sakin olunabilir? Ne oluyor ya? Sanki ben suçluymuşum gibi lütfen davranıyorsunuz. Hanımefendi. Komiserim, zapt edemedik. Bırakın bayanı çocuklar. Bırakın hanımefendiyi. Buyurun. Kusura bakmayın komiser bey. Size derdimi anlatmak için böyle uygunsuz bir durum oldu ama... Önce kendimi tanıtayım. Ben Mukaddes. Merhaba. Merhaba. Hah, Ferhat bak. Bak. Dur. Ne oluyor ya? Geri gel, geri. Gel. Bak Ferhat, filmin şeysi. Sen yeni mi görüyorsun? He ya, yeni görüyor. O kız da nasıl bakmış sana, baksana. Demek filmin iyi iş yapıyor Ferhat Güney. Demek o haberler seni batıracağı yerde reklamını yaptı. Merhaba. Aa, hoş geldin canım. Bir iş görüşmesine gidiyordum. Gitmeden bir uğrayayım dedim. İyi ettin. Otursana. Oo, yine kemiriyorsun elmaları. Ferhat'tan haber yok mu? Maşallah, pek iyiyiz. Ha, güzel. İşte buna sevindim. Çok iyi bir falcı buldum Yelda. Onun sayesinde. Ah, ciddi misin? Beni de götürsene. Olur. Ben zaten yeniden gideceğim. Birlikte gideriz. Hmm. Aa, söylemeyi unuttum sana. Bomba gibi bir haberim var. Nedir? Meraklandırma beni. Ferhat'la bir filmde daha oynayacağız. Harika değil mi? Öyle mi? Tebrik ederim. Prodüktörü eskiden tanırım. İkna ettim. Efendim? Yelda Hanım, Nihat Bey sizi bekliyor. Hemen geliyorum. Aslıcığım, patron çağırıyor. Kusura bakma. Ben de zaten kalkacaktım. İş görüşmem vardı canım. Görüşürüz.
benim gizli siteme girmiş. Haritayla ilgili bilgilerin olduğu siteme. Merhaba, beni çağırmışsınız. Buyur, otur. Gazetemizin yeni oluşumuyla ilgili fikirlerini okudum Yelda. Umarım beğenmişsinizdir. Pek beğendiğim söylenemez. Eğer magazin haberleriyle ilgili... Hayır. Konu magazin haberleri değil. Nedir? Ben farklı olmak istiyorum. Benim gazetem vahşet haberleriyle dolu olmalı. Kan olmalı, ölümler olmalı. İnsanın tüylerini diken diken etmeli. Anlayamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok. İnsanlar başkalarının ölümlerinden, vahşet haberlerinden haz duyarlar. Ben pek böyle düşünmüyorum. O zaman yanlış düşünüyorsun. İnsanoğlu gizli gizli zevk alır bundan. Çünkü şükreder. Bu belalar kendi başlarına gelmediği için gizli bir mutluluk duyarlar. Hiç bu taraftan bakmamıştım. Demek kim olduğumu merak ediyorsun. Ne yapıyorsun Okan? Merhaba Melek. Merhaba, merhaba. Sana da merhaba Tibili. Gene bunun başındasın sen. Ne ediyorsun? İnternette surf yapıyorum. O da ne demek? Yani öyle bir şeyler bakıyorum. Boş ver şimdi surf mörf. Gel biraz hava alalım. Dolaşalım. Ben dışarı çıkmayı sevmiyorum. Ne demek sevmiyorsun? Sabah akşam buradasın. Gezeceğiz dedim. İşte o kadar. Ya Melek, istemiyorum. İsteyeceksin. Yoksa bir temiz dayak atarım sana. Yürü hadi. Of Nine ya. Şu market alışverişini biraz fazla abartmıyor musun? Kalabalığız oğlum. Maşallah hepinizin de iştahı yerinde. Eğer bu işkence bitecekse ben az yemeye razıyım. Zaten Şencan dayıma gideceğim numarasıyla kaytardı. Aa, bu Melek'le Okan değil mi? Nereye gidiyorlar böyle? Zümrüt Nine, Avni. Nereye böyle kızım? Okan'la biraz gezip geleceğiz. Şaşırttın beni ufaklık. Sen sevmezsin böyle gezmeleri. Zaten Melek zorla götürüyor. Zorla morla gideceğiz. İyi yapmışsın kızım. Dolaştır şu tembeli biraz. Akşama kadar o bilgisayarın önünde. Ben halimden memnunum, tamam mı? Zümrüt Hanım. Aa, Nigar. Ay nereden çıktın sen böyle? Döndük artık. Yasemin de bu da hukuk fakültesini kazandı. Ay Yasemin, ne kadar büyümüşsün sen. Kaç sene oldu görmeyeli. Şu hale bakın. Nasılsınız? Canım. Avni bak. Yasemin'i hatırladın mı? Hani Ankara'ya taşınmışlardı. Daha küçücüktü mahalleden gittiğinde. Hatırlamaz olur muyum? Nasılsın Yasemin? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Ne cins olmuş bu çocuk ya. Şu saça falan bak. Çocukken sevimliydi en azından. Demek döndün ha Nigar. Ne iyi ettin. Artık eskisi gibi komşuluk kalmadı buralarda. Ay çok sevindim çok. Bu hanım kız da kim? Bu kız da kim? Avni'nin sevgilisi falan herhalde. Pek de köylü bir şey. Benim adım Melek. Tarsus'tan geldim. Memnun oldum. Acısı şimdi yüreğine işliyor değil mi Mustafa? Evlat yokluğunun ne demek olduğunu şimdi anlıyorsun. Haklısın ana. Ne diyeyim? Hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı. Meğer evin neşesiymiş Melek. Çula çaputa tomofile dükkana diyecek şey miydi evlat sevgisi? Tamam ana. Sen de konuşup konuşup da yüreğimi daha da acıtma.
Hiçbir yerin acımasın. O mutlu. Meleğim iyi. Doğru mu diyorsun ana? Esrar'tan mı? Rüyalarımda konuşuyorum onunla. O emin ellerde. Nerede ana? Yerini de biliyorsun o zaman. Söyle bana, nerede? Bunu yapmam oğlum. Neden ana? Neden söylemiyorsun kızın yerini? Şahmeran'ın söylediği bir şey vardır. İnsanoğlunun ihanetini anlatır asırlardır. Benden daha iyi bilirsin oğul. Herkes herkese ihanet edip durur. Ben kızıma... Sus oğul. Bir kez yaptın. Gene yaparsın. Hiç boşuna tüketme nefesini. Biz bal kabakları yetiştirirdik Muzo'yla. En büyüğünü biz yetiştirirdik, biliyor musun? Aha, böyle böyle kabaklar. Kucağımıza zor sardı valla. Ne yapardınız sonra o kabakları? Şenlik için yetiştirirdik. Kocamanlarını şenliğe yarışmaya sokardık. Tıfıl olup da büyümeyenleri ninem tatlı yapardı. Bir güzel olurdu ki sorma. Cevizli, kaymaklı, sütlü. Canımı istettin ha melek. Bahçede yerimiz var. Senle de bal kabağı yetiştirelim, ister misin Okan? Olur. Ama ben sadece sana bakarım. Elimden başka bir şey gelmez. Herkesin elinden gelen bir şey vardır. Sen de sularsın. Ben hiç yürüyemeyeceğim melek. Ölene kadar. Böyle konuşma, yürürsün. Ben inanıyorum. Beni kandırma. Ağlama diyorum sana. Ne oldu? Ne yaptın? Bacağım. Sen dokununca bacağımda bir acı hissettim. Ay ilahi Halis Bey, vallahi bütün sıkıntımı unuttum sayenizde. Ben de uzun zamandır bu kadar gülmemiştim Mukaddes Hanım. Buna frekans uyuşması diyorlar Halis Bey. Vallahi neyin uyuştuğunu bilmiyorum ama gülmekten yüzümün uyuştuğu kesin. Ömürsünüz. Ne yalan söyleyeyim, siz de. Ben artık kalkayım. Evinize giren hırsızları en kısa zamanda yakalatacağım Mukaddes Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Hiç kuşkum yok. Ama lütfen bana sadece Mukaddes deyin. Siz de bana Halis deyin. Eğer ararsanız sizi bir yemeğe davet etmek isterim. Mutlaka arayacağım. Hoşça kalın. Güle güle Mukaddes Hanım. Ay, rahatsız olmasaydın. Aman efendim, estağfurullah. İyi vazifeler. Hoşça kalın. Allah, burası da asfalt değil Halis'im, aman bir tez yağlısı. Oo, hoş geldin Ferhat'cığım. Hoş bulduk abi, nasılsın? Bak burada kim var. Merhaba Ferhat. Ah Nigar, ne iyi ettiniz seneler sonra. Nasıl özlemişim buraları Zümrüt abla. Tam 10 sene. Dile kolay. Baksana çocuklarımız bile boyumuzu geçmiş.
Şu aile saadeti bitse de kalksak bir an önce. Senin de beni kestiğini fark etmiyorum sanma. Sıkıldım ya, sıkıldım. Sıkılıyor mu Yasemin? Yo, aksine çok eğleniyorum. Neden güldün? Hiç, bana öyle gelmedi de. Bu kız da cins midir nedir? Bir gariplik var ama. Ben halimden memnunum. Hukuk mu okuyacaksın Yasemin? Ya Avni abisi, inşallah. Evet Avni abi. Nasıl koydum lafı ama? İnşallah. Okulu bitirir hayırlısıyla da eli de ekmek tutar. Halis de çok sevinecek döndüğünü duyunca. Halis. O bizden uzak olsun. Siz ne yaptınız bakalım bugün? Okan'la bol bol gezdik. Değil mi Okan? Evet gezdik. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Melek bugün benim bacağıma dokundu ve bacağımda bir acı hissettim. Melek, bu doğru mu? Ben bilmeden oldu. Ama bu bir mucize. Ne oldu? Melek sayesinde belki de Okan yürür. Nasıl yani? Melek, o özel bir çocuk. Nasıl yani ya? Ben zaten bu kızda bir gariplik olduğunu anlamıştım. Ben de sen de. Demek oynuyordu Halis dayı. Keşke ben de görebilseydim. Evet. Bir de yalan söylüyor hani bana oynamıyor. Komşu Ayşe Hanım vardı hatırlarsın. Onun oğlu da doktor oldu. Yaşındılardı. Gördün mü? Pek özlüyorum. Ferhat geldi. Ferhat, hoş geldin. Benim geldiğimi nasıl anlıyorsun? Anlıyorum işte, biliyorum. Doğru. Senin normal olan bir tarafın yok ki. Gelsene. Ben rahatsız etmeyeyim. Sen gel, dolaşalım biraz. Bekle, evdekilere haber vereyim. Hiç gelmeyeceğini sandım. Ancak vakit buldum. Bugün görüşmem vardı biliyorsun. Nasıl geçti? İyi. Filmin çekimine bir hafta içinde başlayacağız. Hayırlı olsun. Nereye gideceksin? Nereye götüreceğim beni? Araba nerede? Yavaş be hamurcini. Tek tek sor. Araba ileride. Ayrıca da bu gece seni sinemaya götüreceğim. Nasıl ama? Sinemaya mı? Esas mı? Esas. Yaşasın. Bugün Okan'la gezdik akşama kadar. Ona bakınca hep Muzu'yu hatırlıyorum Ferhat. Özledin mi kardeşini? Hem de nasıl? İşte en büyüğünü ben yetiştireceğim demiştim. Bak Muzu, şunun kocamanlığına bak. Bu sene birinciyiz, birinci! Al şunu ablacığım, iyice parla. Burnumda tütüyor vallahi. Sanki
Sen kimsin ya? Ne istiyorsun? Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi Kemal? Görüyorum ki namusunuza leke sürmüşsün Melek. Kemal. Kim bu Melek, ne diyor? Sen! Yalanın başı sensin. Neler olduğunu söylesene Yağmurcini. Sana söyledim Kemal. Ben kasabaya dönmem. Bırak bizi, bırak bizi de git. Çekil aradan. Çekilmem. Vuracaksan vur beni. Çekil şuradan. Dokunma ona. Asıl senin ona dokunma hakkın yok. Bırak. Geldin ha. Giren otomobil olmasaydı şimdi öbür tarafı boylamıştık. Ne otomobili? Bizi peri kızı kurtardı. Görmedin mi? Peri kızıydı diyor. Peri kızıydı. Bak, sokağa bir otomobil girdi. Ve onun farlarıyla gözleri kamaştı. Uçma yine. Uçmuyorum, tamam mı? Peri kızıydı. O bir otomobildi. Hayal görüyorsun sen. Peri kızıydı. Otomobildi. Peri kızıydı. Otomobildi. Peri kızıydı. Sus artık. Gözüme mi inanacağım, sana mı? Ya. Otomobili ya gözümle gördüm. Ben de gözümle gördüm diyorum. İndir beni. Yürü hadi yürü. Ya bırak sana beni. Bırak. İndir diyorum. Bırak. Gördüğün hayallere beni de inandıramazsın. Ya, hayal görmüyorum ben. Görmüyorum dedim. İndir beni. Kendi karnımızı doyurabiliyoruz da kedi köpek eksik kaldıydı. Üşümüş zavallıcık. Bir yudum süt. Kim zavallı acaba? Şu hayvancık bile karnını doyuracak bir şeyler yapıyor. Şükret Menekşe. Sürekli yakınıyorsun. Antik Bekir ile Cevriye abla uğradı bugün. Ne istiyorlarmış? Ne diye sokuyorsun onları eve? Elleri kolları dolu gelmişler. Baklavalar, börekler. Hemen ayranın kabarmasın. Dur hele, dinle. Neyini dinleyeceğim onların? Bizi ettiklerini ne çabuk unuttun. Hiçbir şeyi unutmuş değilim. Rüstem az buçuk düzelmiş. Aklı yerine gelmeye başlamış. Ağzından tek bir laf çıkıyormuş. Melek de melek. Derler ki, kızı getirin, aramızdaki husumet de bitsin. Yeter ki oğlumuz iyi olsun. Kızın yerini biliyoruz da mı getireceğiz? Anan biliyor. Nereden bilsin anan be? Birkaç sefer rüyasında görmüş, hepsi o kadar. Fırıldak çevirme inan oğul. Anan kızın yerini biliyor. O her bir biliyor. Saçma saçma konuşma Menekşe. Hem meleği bulsak bile ben teslim etmem onlara kızımı. Ben yarın Muzo'yu da alıp babamgile gidiyorum. Gidiyor mu? Anam hastaymış. Ne zaman döneceğim belli değil. Ama manyak kızın dönerse hemen gelirim. Ananla bir konuş. Belki söyleyeceği şeyler vardır. Evet.
Aman dikkat edin, o çok değerlidir. Merak etme abla. Nasıl tipini? Beğendin mi yeni evi? Bizi artık burada kimse bulamaz değil mi Zümrüt nene? Bulamaz kızım, bulamaz. Hep böyle kaçacağız mı? Sen neden bu kadar ağır şeyi taşıyorsun ki? Ne olacak, taşıyorum işte. Ver şunu, ver. Yavaş Mikaço, düşüreceksin. Sen az değilsin. Evin içinde çeşme var. Bu çeşmenin ne işi var burada? Yoksa buranın da mı sahibi var? Bunun ne işi var burada? Aynı filmde oynuyoruz yine. Maalesef. Hı? İstemediğin not burnunun dibinde bitermiş hesabı. Sorma. Bir hafta önce prodüktörün yanına bir gittim. O orada. Benden önce bağlamış işi anlayacağım. Meleğin haberi var mı? Yok. Hem neden olsunmuş? Hesap mı vereceğim ona? Hazır mısın? Az kaldı. Merhaba Aslı ben. Ben de Ali. Memnun oldum. Ferhat'ın yakın arkadaşısınız herhalde. Ali benim çocukluk arkadaşım. Öyle mi, ne güzel. Ferhat Bey, işiniz bittiyse prova alalım. Geliyorum. Sen otur seyret. İyiyim ben abi, merak etme, merak etme. Bize şans dile Ali. Bol şans. Şanssızlık değil Sadık. Beceriksizlik. Duydun mu beni? Beceriksizin tekisin sen. Efendim. Harita elimizde. Kitapta Ferhat Güney'de. Kitap olmadan haritayı ne yapacaksın? İpuçları kitapta gizli değil mi? Ferhat'ın elinden kitabı almak kolay bir iş değil mi sizin için? Aptal olma. Olayların üstüne gidersek ne olur Sadık? Ne olur? Olay büyür. Anladın mı? Daha yeni aklandım. Polise gitmelerini, yeniden kaçak duruma düşmemi mi istiyorsun? İyi de efendim. Onların anlattıklarına kim inanır ki? Tılsımlı harita, kehanet kitabı. Bunlar insanlara inandırıcı gelmez. Herkes onları deli sanır. Zaten ben de onu istiyorum. Herkesin onları deli sanmasını. Çok akıllısınız efendim. Zekanıza hayranım. Onlara kimse inanmayacak. Başlarına gelenlerden de tek bir kişi sorumlu olacak. Kim efendim? Kemal. Benim onların peşinde olmam için bir neden var mı? Yok. Ama Kemal'in onlarla namus davası var. Yani kötü bir şey olduğunda suçun Kemal. Yelda. Buyurun Nihat Bey. Ferhat Güney ile bir röportaj yapmanı istiyorum. Ferhat Güney ile mi? Evet. Onunla ve geçen gün haberi çıkan köylü sevgilisiyle. Peki efendim. İnanır mısınız Halis? Böyle bir muhallebiciye gelmeyeli yıllar oldu. Benimle olmaktan memnunsunuzdur inşallah mukaddes. Aa, memnun olmaz olur muyum? Sizinki de laf yani. Eğer yanlış anlamazsan bir şey soracağım. Ay, neden yanlış anlayayım canım? Sor hadi.
Ben... Yani seni merak ediyorum. Yani seni daha iyi tanımak istiyorum. Evet, uzun yıllar önce eşimi kaybettim. İki çocuğum var. Ya sen? Sen de benim gibi dul musun? Yok. Ben hiç evlenmedim. İşte buna çok şaşırdım. Senin gibi birinin hiç evlenmemiş olması beni çok şaşırttı. Yoksa bir kara sevda mı? Bilmem. Belki kara sevdaydı. Nasıl yedim, görmedin mi? Ya çocuklar durun. Allah kahretsin. Neden bu kadar kızıyorsun ki? İstemiyorum da ondan. Ne istemiyor? Bak Yağmurcini, seninle görünmemiz doğru değil. Neden? Utanıyor musun benden? Ne ilgisi var Melek ya? Ben biliyorum neyin ne olduğunu Ferhat Güney. Neyi biliyor musun? Benden utanıyor. Beni yakıştıramıyorsun yanına. Ya ilgisi yok Melek. Seni magazin malzemesi yapmak istemiyorum. Bu dünyaya bulaşmanı istemiyorum. Ben senin içindeyim Ferhat. Ya yapma Allah aşkına. Cevap ver bana, neyim? Böyle şeyler konuşmak istemiyorum. Bana bir güzel söz etmedin. Bana sevdiğini hiç demedin. Seviyor musun beni Ferhat? Söyle, seviyor musun? Yağmurcuğum bak. Sen ve ben o kadar farklıyız ki... Yani... Ben aşka inanmıyorum Melek. Seni düşününce bile kalbim titriyor. Yanımda olunca dünyayı unutuyorum. Hiç mi içinde sevgi yok bana karşı? Bana bakınca hiç mi bir şey duymuyor? Anlamıyorsun Melek. Benim için değerlisin, önemlisin. Ama bana bağlanma. Sana daha önce de söyledim. Ben kimsenin sorumluluğunu istemiyorum. Anladım. Ben seni anladım. Böyle mutlu değil misin? Daha fazlasını isteme Yağmurcini. Sevmeyecek. Peki ben neden bu kadar seviyorum onu? İnsan kendini sevmeyen birini sever mi? Hadi bilin, sever mi? Sen miydin? Birisinin geldiğini duyunca merak ettim de. Sen ağladın mı? Yok. Ne var ki ağlayacak? Biri mi üzdü seni? Ben yatıyorum Mikaço. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Arda!